Polikistik over sendromu ile endometriyoz hastalığı tamamen farklı iki tane hastalıktır. Endometriyoz hastalığı rahmin iç duvarı endometrium dokusunun yerleşmemesi gereken yere yerleşip orada büyümesiyle ortaya çıkar. Karşımıza ağrı, adet sancısı, ağırlı cinsel ilişki şeklinde bir de kanama olarak da lekelenme tarzı, spotting diyoruz buna, kanamalarla karşımıza çıkar. Polikistik over sendromu ise yumurtalığın içerisinde çok sayıda yumurta hücresi vardır. Fakat bunlar olgunlaşıp belli bir seviyeye geçemezler. Bu hastaların yumurta rezervi endometriyoz hastalarındakinin tam tersine çok daha fazladır. Endometriyoz hastalığında endometriozisten dolayı yumurtalık rezervi etkilenebilir, azalabilir. Ama polikistik over sendromunda ise yumurtalık hem normalden çok daha büyük hem de içerisinde çok fazla sayıda yumurta içeren foliküller vardır. Bunun sonucu olarak da polikistik over sendromunda adetlerde gecikme, 2 ayda bir adet görme, 3 ayda bir adet görme, adet gecikmesiyle beraber vücutta şişkinlik, karın çevresinde elma tipi dediğimiz erkek tipi kilo alma, özellikle erkeksi bölgelerde androjenik tüylenme diyoruz, sakal, çene, bıyık, meme uçları, karın orta hattı siyah siyah, kalın kalın tüylenmede artış olması, tip 2 diyabet şekerle ilgili riskte bir miktar artış şeklinde karşımıza çıkar. Temel problem polikistik over sendromunda yumurta olgunlaşamadığı için çok önemli sayıda hastada yumurta çatlayamaz. O hastalar düzenli adet göremezler. Bununla beraber metabolik problemler de beraberinde gider. Fakat burada şunu da belirtmek lazım. Her yumurtalığına polikistik over görüntüsü olan hasta polikistik over sendromu değildir. Sendrom oldukça belirgin ve önemli bir klinik durum iken yumurtalıklarda polikistik over görüntüsü olması ise çok ciddi bir problem değildir. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer sorularınız veya yorumlarınız olursa lütfen aşağıya yazabilirsiniz bunları. Yeni çekilen bilgilendirici videoları görmek isterseniz çan işaretini tıklamanız yeterli. Sağlıklı günler dileriz.